Merhaba, bugün sizlerle birlikte harika bir uygulama yapacağız. ColayExcel kullanımına güzel bir örneğimiz var. Buradan Marmara bölgesine ait İstanbul ve Kocaeli illerimiz, Ege bölgesine ait İzmir ve Manisa illerimize ait satış verilerimizin yer aldığı bir dosyamızın olduğunu düşünelim. Biz buradan linklerle birlikte tıkladığımızda ilgili sayfalarımıza hızlıca gidecek ve buradaki bu verilerimizi kolayca görselleştirebileceğimiz bir çalışma yapacağız. Burada linklerin nasıl etkin bir şekilde kullanacağımızı bu videonun sonunda öğrenmiş olacaksınız. Ekle sekmesinden, çizimlerden, şekillerden bir dikdörtgen ekliyorum. Bu çalışma dosyasında açıklamalar kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan alıp indirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Metin kutusunu ekledim. Şimdi ortaladım. Şekil ana hattı yok diyelim. Ve şekil dolgusunda yine yeşil olacak şekilde seçelim ama buradan bu şekilde bir şekil dolgusu seçelim. Buraya gelelim. İstanbul'u yazalım. Seçelim şeklimizi. Bakın giriş sekmesine geliyorum. Ortalıyorum şeklimi. Biraz kalınlaştırıyorum ve büyütüyorum. Büyüttükten sonra gördüğünüz gibi şeklim burada geçerli olmuş oldu. Şimdi ben bu metin kutusunun üzerine gelip sağ tıklayıp buradan bağlantı ekleyebilirim arkadaşlar. Köprekle iletişim kutusunu açabilirim. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem Ctrl Alt ve K tuşlarına basarak gördüğünüz gibi yine köprekle iletişim kutusunu açabilirim. Aynı şekilde bakın ekle sekmesine gelip buradan bağlantı deyip bağlantı ekle iletişim kutusuyla aynı işlemleri gerçekleştirebilirim. Şimdi Ctrl Alt ile birlikte K tuşuna basıyorum ve köprekle iletişim kutusunu açıyorum. Ben buradan bu belgeye yerleştir, var olan dosya veya web sayfası ya da e-posta adresi girerek ilgili işlemleri gerçekleştirebilirim. Ben bu belgeye yerleştir diyorum ve sonrasında İstanbul'u seçip tamam dediğimde bakın ben buradan İstanbul'a tıkladığımda İstanbul'a ait verilerimin yer aldığı sayfaya hızlıca ulaşabiliyorum. Buradan geri gitmek için buraya da bir bağlantı ekleyeceğiz ve geri dönüş işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi size burada küçük bir durum göstermek istiyorum. Geliyorum ben buradaki sayfama isim tanımlıyorum. Bu sayfamın ismi A1 hücresindeyken ilgili alana geldim ve İstanbul olacak şekilde tanımladım ve tamama bastım. Giriş sekmesine tekrar geri gidiyorum. Bakın CTRL ile birlikte metin kutusunu seçmem gerekiyor. Seçtim ve yine CTRL Alt ve K tuşlarıyla köprü düzenli iletişim kutusunu açtım ve bakın tanımlı adlar kısmından gördüğünüz gibi tanımlı ad olan hızlıca ve kolayca ilgili alanımı seçebiliyorum. Tamam dedikten sonra yine buradan direkt gördüğünüz gibi A1 hücresinde olacak şekilde seçti ve geldi. Şimdi ben buradan CTRL ile birlikte ilgili metin kutusunu kopyalıyorum. Ctrl V diyorum ve yapıştırıyorum. İkinci alanıma getirip ekliyorum. Şimdi CTRL ile birlikte ikisini birden seçiyorum. CTRL C'ye basıyorum ve CTRL V'ye basıp ikisini birden kopyalıyorum ve alttaki diyalog kutularının içerisine yerleştiriyorum. Bu ikinci alanımız gelip buradan İstanbul değil Kocaeli olacak şekilde seçiyorum. Alttaki diyalog kutumun içerisindeki CTRL'ye basıyorum ve içerisine girip İzmir olacak şekilde seçiyorum ve aynı şekilde diğerinde CTRL ile birlikte tıklayıp Manisa olacak şekilde işaretliyorum. Ve şimdi ben her birine şu anda tıkladığımda yine İstanbul'a gidecek arkadaşlar. Çünkü ilgili düzenlemeyi yapmadım. Tekrar geliyorum üzerine sağ tıklıyorum. Bakın bağlantı düzenle diyorum. Bu sefer Kocaeli'yi seçeceğim ama tanımlı ad ekleyip öyle yapmak istiyorum. Şimdi CTRL ile birlikte metin kutusunu seçtim. Kocaeli'yi sağ tıkladım. Bağlantıyı düzenle dedim. Bakın buradan Kocaeli'yi seçiyorum ve tamam diyorum. Şimdi geri dönüş için de buraya bir diyalog kutusu eklemem gerekiyor. Bakın ekle diyorum. Çizimlerden, şekillerden. Buradan yine küçük bir dikdörtgen ekleyeceğim. Bu şekilde ekledim. Bakın şekil ana hattını kaldıracağım. Ana hat yok diyeceğim.
Şekil dolgusunda buradan gri renkli bir dolgu olacak şekilde seçtim. Ve yine buradan benzer bir şey seçelim. Buraya gelelim. Buraya da giriş yazalım. Bakın bunu da giriş sekmesinden kalın ve ortalı olacak şekilde birazcık da büyütelim. Ekledim. Bakın buna sağ tıklıyorum. Bağlantı ekle diyorum. Yine bu belgeye yerleştirin içerisinden girişi seçiyorum ve tamam diyorum. Şimdi ben buradan tıkladığımda giriş sayfama geri gidebiliyorum kolayca. Sağ tıklıyorum. İlgili verimi seçiyorum kenarlarından. Ctrl C ile kopyalıyorum. Kocaeli'ye geliyorum ve yapıştırıyorum. İzmir sayfama geliyorum ve yine yapıştırıyorum. Aynı şekilde Manisa sayfama geliyorum ve yine Manisa sayfama da ilgili verimi yapıştırıyorum arkadaşlar. Ben şimdi buradan girişe tıkladığımda ana sayfama kolayca ve hızlıca dönebileceğim. Şimdi ben buraya geldiğimde bakın her biri için hangi ilin üzerindeysem üstünde daha görünür bir şekilde görselle bunu görselleştireceğim. Nasıl yapabiliyorum? Yine ekle sekmesine geliyorum. Çizimlerden şekillere tıklıyorum. Bakın bu sefer üst köşeleri yuvarlatılmış olan şeklimi seçiyorum ve buraya ekliyorum arkadaşlar. Bakın şöyle yapalım. Şekil ana hattı yok diyelim yine. Şekil dolgusuna da buradan gelip mavi renkle koyu mavi rengi seçelim. Ve bunun içerisine İstanbul yazalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi İstanbul yazdım. Giriş sekmesine geldim. Ortaladım ve bir tık kalın yapıp 12 boyutunda da büyüteyim. Şimdi ben bunu buradan Ctrl C ile kopyalayıp Ctrl V ile yan yana olacak şekilde ilgili alanlarıma ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bu diğerlerinin rengini bakın her birini CTRL ile seçiyorum ve üzerine gelip sağ tıklayıp dolgu rengini açık renk dolgu olacak şekilde ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi hangi ilin üzerinde olduğumuzu buradan görebiliyoruz. Şimdi seçiyorum her birini. Bakın CTRL ile dördünü birden seçtim. Ctrl C ile kopyaladım. Kocaeli'ye geldim. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Ve ilgili alanıma buraya ekliyorum. Burada da bakın bu sefer boşluğa tıklıyorum. Kocaeli ilimin rengini buradan koyu renk yapıyorum. Diğer ilimin rengini de yine buradan bir tık açık renk olacak şekilde ayarladım. Hangi ilin üzerindeysek bunu böyle kolayca seçilebilir şekilde ayarlayacağız. Diğerlerine de aynısını uyguluyorum. Bakın Kocaeli ilimin üzerine geldim. Bunun rengini açık renk yapıyorum. İzmir ilime geliyorum. Bunun rengini koyu olacak şekilde ayarlıyorum. Manisa'ya geldim. Yine buradan Manisa ilime de aynı verilerimi yapıştırıyorum. Bakın yine burada Kocaeli ilimin rengini açık renk olacak şekilde seçiyorum. Manisa ilimin rengini de koyu renk olacak şekilde ayarlıyorum. Bu giriş sayfamı da biraz daha kenara alayım. Evet, İzmir, Kocaeli, İstanbul ve giriş. Şimdi ben buradan gelip İstanbul'a tıkladığımda beni direkt İstanbul sayfasına gönderiyor. Girişe tekrar geri geliyorum. Kocaeli'ye tıkladığımda Kocaeli sayfasına geliyor. Tekrar girişe tıklayıp ana sayfama dönüyorum. İzmir'e tıkladığımda bakın İzmir'de olduğumu görebiliyorum. Ve tekrar girişe tıklayıp başa dönüyorum. Manisa'ya tıkladığımda da Manisa sayfasına gelip hızlıca giriş noktama geri dönebilecek ilgili çalışmayı yapabiliyorum. Sizler de bu çalışmayı kendi verilerinizde, üstlerinizde sunum yaparken kullanabilirsiniz ve verilerinizi daha görsel ve daha hızlı bir şekilde analiz ederek gördüğünüz gibi görselleştirebilirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer videolarımı beğendiyseniz yeni videolarımdan anında haberdar olabilmek için de zil tuşuna basıp bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.